Bir an için kendi zihninize bakın. Kararlar veriyor, içgüdüler geliştiriyor, tanıdık bir yüzü anında çıkarıyor ve durumlara şimşek hızıyla tepki veriyorsunuz. Hem de nasıl yaptığınızı tam olarak bilmeden. Beyniniz gelen verileri perde arkasında işliyor ve size bir sonuç fısıldıyor. Çoğu zaman da bunu sorgulamıyoruz bile. Peki neden böyle karar verdiğimizi kendimize bile açıklayamazken, üstelik bu gayet normalimiz olmuşken, aynısını bir makine yaptığında ne hissediyoruz? Düşünün, insan yapımı bir zeka sizden daha hızlı, belki daha iyi kararlar veriyor. Ama neden böyle yaptın diye sorduğunuzda tatmin edici bir cevap veremiyor. Bilmiyorum, hissediyorum dercesine bir kara kutu. Biz tasarladık, biz eğittik onu. Ama nasıl düşündüğünü tam anlamıyla çözemiyoruz. İlk bakışta bu çok da dert değil gibi gelebilir. Sonuçta çalışıyorsa her adımını anlamak şart mı? Fakat sorun şu ki anlamadığımız bir şeye güvenmeye başladığımız an tehlike çanları çalıyor demektir. En kritik kararlarımızı kimin işe alınacağı, kimin kredi alabileceği, hangi tedavinin onaylanacağı, eğer yarattığımız ama işleyişini çözemediğimiz bir yapay zekaya teslim edersek kontrol gerçekten kimde olacak? İşte bu soru sadece teknolojik değil, varoluşsal bir gizeme kapı aralıyor. Bu konu önemli çünkü yalnızca yapay zekayla değil, evrenin, zamanın, gerçekliğin ve yaşamın derin sırlarıyla da yüzleşme biçimimizi kökten değiştiriyor. Bu videoda açıklayamadığımız gizli zeka fenomenini keşfedeceğiz. Yapay zekadan fiziğin en tuhaf yasalarına, oradan da kendi bilinç ve özgür irade algımıza uzanan bir yolculukla. Gördüğümüz sonuçların ardındaki görünmeyen süreçleri anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Bilgisayarlar geleneksel olarak ne yapardı? Programlandıkları kuralları izlerlerdi. Eğer X olursa Y'yi yap, değilse Z'yi yap gibi adımlar. Bu yüzden eski usul yazılımları anlamak kolaydı. Her kararın bir kod satırı, mantıksal bir kural karşılığı vardı. Fakat derin öğrenme çağında bu durum değişti. Artık yapay zekalar önceden yazılmış katı kuralları takip etmiyor. Onun yerine devasa veri yığınlarındaki kalıpları kendi kendine öğreniyor ve bu kalıplardan yola çıkarak karar veriyor. Milyonlarca örnek üzerinden tecrübe kazanıyor ve sonunda öyle bir noktaya geliyor ki nasıl karar verdiğini biz açıkça takip edemiyoruz. Örneğin köpek fotoğraflarını sınıflandıran bir kodun içinde açıkça şu özelliği görürsen köpek de yazmıyor. Onun yerine ağın içindeki binlerce yapay nöron küçücük sinyallerin ağırlıklarını ayarlaya ayarlaya köpekliği tanımlıyor. Sonuç muhteşem bir başarı ama bir o kadar da anlaşılmaz bir süreç. Bir yapay zekaya bir köpek fotoğrafı gösterdik ve o da neredeyse kusursuz bir doğrulukla bu bir köpektir diyor. Peki nasıl anladı? Bir insan olsaydı belki dört bacağı var, kürklü, kuyruğu da var, demek ki köpek diye açıklayabilirdi. Ama yapay zeka öyle düşünmüyor. O milyonlarca görüntüyü piksel piksel inceleyip istatistiksel desenler çıkardı. Muhtemelen bizim fark etmediğimiz binlerce küçük ipucunu matematiksel olarak yakaladı ve bir köpek modeli geliştirdi. Sonra yeni fotoğrafta bu karmaşık modeli eşleştirip, evet bu onunla örtüşüyor dedi. Hangi özel özelliğe bakarak karar verdin diye sıkıştırırsanız bir cevap veremez. Çünkü tek bir şeye bakmadın, binlerce ipucunun anlaşılmaz bir bileşimine baktın. Biz sonuçtan eminiz, ekranda köpek yazıyor ama perde arkasındaki akıl yürütme bizim anlam dünyamızın tamamen dışında. Hayvan resimlerini tanımlamak masum bir oyun. Fakat bu yaklaşım hayati karar alan alanlara girdiğinde işler karışmaya başlıyor. Yapay zekalar artık sadece fotoğraf etiketlemiyor, kanser teşhisi koyuyor, kredi başvurularını değerlendiriyor, iş başvurularını eliyor, trafik akışını yönetiyor. Yani kararları doğrudan insan yaşamlarını etkiliyor. Ve işte tam bu noktada kara kutu olmak büyük bir sorun haline geliyor. Yapay zeka şimdilik çoğunlukla arka planda çalışıyor. E-postalarımızdan spamleri ayıklıyor, bize film öneriyor, şehirde trafik ışıklarını ayarlıyor. Bu işlerde neden böyle yaptın diye sormuyoruz. İşini iyi yapıyorsa sorgulamıyoruz. Ama yapay zeka sahnede ön sıralara çıkmaya başladı bile. Artık hastanelerde teşhis koyuyor, bankalarda kredi başvurularını değerlendiriyor, adalet sisteminde suç riskini öngörüyor, hatta orduda karar destek sistemlerine giriyor. Hal böyleyken karar mekanizmasını anlayamamak basit bir mühendislik problemi olmaktan çıkıyor. Ciddi bir etik meseleyi doğuruyor. Örneğin sağlık alanına bakalım. Diyelim ki bir yapay zeka sistemi iki hastayı tarıyor. Semptomları neredeyse aynı. Biri için acil tedavi gerekli diyor, diğerine gerek yok diyor. Doktorlar nedenini soruyor, cevap yok. Ya da gelen cevapta bir anlam ifade etmiyor. Veriler öyle diyor. Bu durumda ne yapacağız? Doktorlar gerekçesini bilmedikleri bir tavsiye uyup hastayı göz ardı mı etmeli? Ya da yapay zeka yanıldıysa, belki de veride
doktorların bilmediği derin bir ipucu yakaladı. Belki de eğitilirken gizli bir önyargıyı kaptı. Hata yapıyor. Bilmiyoruz. Sadece çıktığı görüyoruz. Süreci göremiyoruz. Bu sağlıkta güven ve sorumluluk anlayışını alt üst eden bir durum. 2019'da ABD'de büyük hastanelerde kullanılan bir yapay zeka algoritması incelemeye alındı ve ortaya ciddi bir ırksal önyargı skandalı çıktı. Sistem siyahi hastalara beyaz hastalarla aynı sağlık durumunda olsalar bile daha az risk puanı veriyor ve onlara daha az tedavi öneriyordu. Bunu yapan ne programcının kötü niyeti ne de açık bir ırkçı kuraldı. Sistem geçmiş verilere bakarak öğrenmişti. Sorun şu ki geçmişte siyahi hastalara zaten daha az sağlık harcaması yapılmış, daha az hizmet verilmişti. Algoritmada masumane bir şekilde az para harcanmış, demek ki durumu o kadar ciddi değil sonucuna varmış. Yani tarihsel eşitsizlikler sayılara gömülü bir hayalet gibi algoritmanın içine sızmıştı. İşin korkunç yanı kimse bunun farkında değildi. Ta ki bağımsız araştırmacılar binbir uğraşla sistemi didikleyene kadar. Milyonlarca hastanın bakımını erkelemiş olabileceği tahmin edilen bu görünmez önyargı yüzünden kim bilir kaç kişi gerektiği halde yoğun bakıma alınmadı veya uygun tedavi alamadı. Güven sarsıldı bir kere. Hastalar ve doktorlar bu araca objektif bir rehber olarak bakıyordu. O ise farkında olmadan adaletsizliği pekiştiriyordu. Bu olay bize birkaç dersi tokat gibi çarpıyor. Birincisi, yapay zeka sonuç veriyor diye tarafsız sanmak büyük bir yanılgı. İkincisi, şeffaf olmayınca hataları ve önyargıları ayıklamak çok zor. Belki de imkansız. Üçüncüsü, sorumluluk kime ait belli değil. Algoritmayı yapan şirket mi suçlu, veriyi sağlayan kurum mu? Yoksa tavsiyeye sorgusuz uyan doktor mu? Kara kutu hatanın faturasını da kapkara hale getiriyor. Benzer bir durum suç riskini tahmin eden yapay zeka modellerinde de yaşandı. Polis teşkilatları geçmiş suç verilerine bakarak hangi mahallede suçun artacağını tahmin eden algoritmalar kullanıyor. İlk bakışta mantıklı. Nerede duman çıkmışsa yine orada da ateş olabilir diyor. Ama eğer geçmiş veriler yanlı ise, örneğin bazı mahalleler yıllarca yoğun polis devriyesi görmüş, bu yüzden ufak tefek ihlaller bile bol bol kayıt altına alınmışsa, algoritma bunu demek ki bu mahalle suç yuvası diye okuyabiliyor. Sonuç zaten fazla denetlenen bir bölgeyi daha da fazla polisle kuşatın önerisi. Bu da bir kısır döngü meydana getiriyor. Sürekli aynı yerleri izlerseniz elbette en çok suçu orada bulursunuz. Diğer yerlerde olup biteni gözden kaçırırken. Makine objektif gibi görünüyor ama aslında eski önyargıları cilalayıp geri veriyor. Finans sektörü de farklı değil. Kredi notunuzu belirleyen veya sigorta priminizi hesaplayan yapay zekalar, eğer verilerde gizli bir ayrımcılık varsa, mesela mahalle, gelir düzeyi, hatta dolaylı olarak etnik köken gibi belli grupları sistematik olarak dezavantajlı çıkarabilir. İşin kötüsü, kredi başvurunuz reddedildiğinde banka size net bir açıklama yapamayabilir. Algoritmamız böyle hesapladı diyerek geçiştirebilir. Siz de hangi kriteri düzeltmeniz gerektiğini, neyin yanlış olduğunu öğrenemezsiniz. Şeffaflık yok. Bu hem adalet duygusunu zedeler hem de insanların bu sistemlere güvenini sarsar. En ürkütücüsü de bu sistemler artık sadece insanlara yardımcı olmuyor. Onların yerini de alıyor. Borsada hisse alım satımı yapan algoritmalar, hukuki belgeler hazırlayan yapay zekalar, spor müsabakaları veya hava durumu hakkında haber yazan otomatik sistemler. Bunlar insan hızının ve kapasitesinin çok ötesinde çalışıyorlar. Genelde işlerini düzgün de yapıyorlar. Ta ki ters giden bir şey olana kadar. Mesela 6 Mayıs 2010'da Wall Street'te ünlü ani çöküş yaşandı. Öğleden sonra piyasa hafifçe düşüşteydi. Bir anda hiç görülmemiş bir çılgınlık başladı. Otomatik alım satım algoritmaları öyle bir zincirleme reaksiyonu yarattı ki Dow Jones Endeksi 36 dakika içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık değer kaybetti. Sonra da toparlandı. Milyarlar bu sanal kasırgada buharlaşıp geri geldi adeta. İşin kötüsü, o an insanlar ne olduğunu anlayamadılar. Piyasa ekranlarında rakamlar çakılıyor, çıkıyor bir panik dalgası. Canlı yayınları izleyen işlemciler gözlerine inanamıyordu. Bu kadar kısa sürede kimse algoritmaların iç mantığını çözemezdi. Kimse durun ne yapıyorsunuz diyemezdi. Son çare olarak piyasadaki acil fren mekanizmaları, circuit breaker denilen otomatik durdurucular devreye girdi de düşüş kontrolsüz bir çöküşe dönüşmeden alım satım geçici olarak durduruldu. Sonra işler devam ettiğinde piyasa toparlanabildi. Yapay zeka başıboş mu kalmıştı? Aslında hayır, tam da tasarlandığı gibi çalışıyordu. Fakat bir algoritmanın yaptığını diğeri alıp büyüttü. O etkileşim derinleşti ve insanların kavrayamayacağı hızda bir kaos oluştu. Kimse tek bir algoritmayı suçlayamadı. Birbirini tetikleyen birden fazla kara kutu yüzünden koca piyasa savruldu. Olay incelendiğinde anlaşıldı ki aslında piyasada olağan bir düşüş sinyali, yüksek frekanslı alım satım botlarının birbirleriyle yarışa girmesi sonucu abartılı bir girdaba dönüşmüştü.
Yani algoritmalar insan eli değmeden kendi oyunlarını oynamış, birkaç dakika içinde koca sistemi sallamışlardı. Bu olay kara kutu sorununun finans dünyasında ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Birincisi hız faktörü. Kararları şeffaf olmayan sistemler göz açıp kapıncaya kadar devasa hatalar yapabiliyor. Ve biz dur diyemiyoruz. İkincisi güven meselesi. Piyasalar güven üzerine çalışır. O gün insanların piyasaya güveni ciddi hasar aldı. Ya yine olursa korkusu belirdi. Üçüncüsü domino etkisi. Bir algoritmanın hatası diğerlerini tetikleyebiliyor. Böylece küçük bir kıvılcım anlık iletişimle bir yangına dönüşebiliyor. Sonrasında regülasyonlar sıkılaştırıldı. Kural koyucular bir daha olmasın diye devreye girdi. Ama asıl sorun baki. Bu sistemler nasıl düşündüklerini açıklamadan hareket etmeye devam ediyor. Düşünün ki bunun bir benzeri askeri alanda yaşanıyor. İnsansız hava araçları ve otonom silah sistemleri hızla gelişiyor. Şimdilik genelde insan onayıyla çalışıyorlar ama teknoloji öyle bir noktaya geliyor ki savaşta milisaniyelerin önemi var denilerek makinelerin kendi hedef kararlarını vermesi konuşuluyor. Farz edin ki bir otonom silah bir hedef belirleyip ateş açıyor. Belki bir insansız hava aracı, belki sabit bir savunma sistemi. Sonra ortaya çıkıyor ki hedef masum siviller veya yanlış bir birlik. Neden vurdu diye sorulduğunda cevap yine yok. Veri öyle dedi, sistem öyle öğrendi. Kim sorumlu olacak? Tetiğe basan bir insan yok ki. Kararı veren otonom sistem ama onu geliştiren insanlar sistemi bilerek böyle yapmadı. Sistem kendi kendine öğrendi. 2023 yılında Pentagon otonom silahlar konusunda bir ilke dokümanı yayınladı ve uygun seviyede insan yargısının her zaman devrede olması gerektiğini vurguladı. Yani insanı bütünüyle devre dışı bırakmayın diyor. Ancak savaşın sisli ortamında roketler saniyeler içinde uçuşurken bu ilke kağıt üstünde kalabilir. Bir yapay zeka sistemi düşman diye işaretledi diye otonom bir robot ateş açarsa onu o anda durdurabilecek bir insan belki de olmayacak. Hesap verilebilirlik ortadan kayboluyor. Programcı benim suçum yok, sistem veriyle kendi öğrendi diyecek. Komutan biz prensipte insan onayı dedik ama o an olmadı diyecek. Sonuçta zarar gören masum biri olursa adalet nasıl sağlanacak? Görüyoruz ki problem sadece teknik değil, ahlaki ve toplumsal. Kontrolü anlaşılamayan bir akla teslim ediyoruz. Bu kumar bize büyük hız ve verim kazandırabilir. Tıpta erken teşhisler, trafikte akıcı düzen, ekonomide hızlı analizler. Ama aynı zamanda izini süremeyeceğimiz hatalar, gizli ön yargılar ve güvensizlik de getirebilir. Çözüm ne? Şimdilik bu sistemlerin kullanım alanlarını sıkı denetim altına almak. İnsan denetimini mümkün olan her yerde korumak gibi yaklaşımlar öneriliyor. Regülasyonlar, etik kurallar ardı ardına tartışılıyor. Fakat teknolojinin hızına yetişmek zor. Kara kutuları tamamen açamasak bile en azından çevresine güvenlik bariyerleri inşa etmeye çalışmak şu an elimizdeki en makul seçenek gibi görünüyor. Belki de en büyük kara kutu evrenin dışında değil, bizim içimizde. Bu kara kutu bilincimiz ve bunu bir sonraki bölümde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.